şu an Seferihisar Marina'dan çıktık. Deniz mükemmel çarşaf gibi. Umarız çok keyifli bir seyir olur. Bugün de yazın en sıcak günüymüş. Bol bol yanmalı bir gün olacak muhtemelen. Bu da teknemiz. Bu tekne günlük 3000 lira. 6 kişiye kadar gelebiliyorsunuz. Kişi başı 500 lira bir para ödemek gerekiyor. Yani bence günümüz şartlarında böyle bir aktivite için, bu kadar özel bir aktivite için vermeye değer bir para. Bu fiyata yemek içmek dahil değil. İsterseniz evinizde hazırlayıp teknede hazır yemeğinizi tüketebilir, isterseniz de marketten alışveriş yapıp yemeğinizi teknede hazırlayabilirsiniz. Teknelerde genelde yemek hazırlamak ve yemek yemek için her türlü araç gereç bulunuyor. Ama yine de siz gitmeden önce kaptanınıza mutlaka sorup emin olun. Takarla, ızbarçı yaptım. Gel yavaş yavaş. Veririz mi? Evet, çolatı vereceğim. İlk durak papaz koyu. Su inanılmaz güzel. Herkesin keyfi yerinde. Burada bir dedikodu. Burada psikolojik testler üzerine muhabbetler. Nasıl? O testleri böyle hazırlayan kurumlar değil mi? Çıkma alırım ya. Yok be, o öyle bir piyasada mı varmış? Evet öyle. Bak, Oğuz hadi onu ben çözelim. Bizim sorunlar ortak zaten yani. Hepimizin karakterini anlatabiliriz. Şu an psikolojik konular konuşuluyor dedim yani zaten. Yani hocada bir mesleğim söz konusu. Kaptanın dediğine göre bu bölgedeki en güzel koymuş burası. İsmini tekrar söylüyorum, papaz koyu. Başla. Hadi Ali, hadi. Seyda. Haydi, haydi, haydi. Hadi bakalım diyordun. Hadi Maydun, sen atla ya. Helal sana. Yes! Bir saniye düşsün dedi. Erkek ne oldu lan? Ayrancılığın ağzı. Gel böyle gel. Abi bunu kesin yayınla ya. Bunu kesin yayınla ya. Allah seni kahretsin bu ya. Onu kesin yayınlayacağım. Papaz koyunda biraz vakit geçirdikten sonra şimdi Taşada'ya gidiyoruz. Burada deniz üstünde bir böyle artık sintine midir? Yani teknelerin bu tuvaletlerini döktüğü şeyden midir? Yoksa yakındaki balık çiftliklerinden midir? Nedendir? Bir böyle su üstünde bir atıklar birikmeye başladı. Biz de şimdi bu yüzden Taşada'ya gidiyoruz. Bahsedilen Taşada'ya geldik. Hemen Papaz Koyu'nun bir yanı. Taşada olarak isimlendirilmesinin sebebi karşıdaki Taşada. Buranın suyu da Papaz Koyu'na çok benzer. Tertemiz. Karadan ulaşımı olmayan bir koy.
Taşada'da da yemeğimizi yedik. 2 saat yaklaşık yüzdük. Şimdi dönüyoruz. Bir tekne seyrinin iyi veya kötü geçmesini en çok etkileyen etken hava durumu. Özellikle de rüzgar şiddeti. İyi bir anı için mutlaka o günkü rüzgar şiddetini kontrol edin. Biz bugün maksimum 12 km bölü saati gördük. Bu da yaklaşık olarak 6,5 knot'a denk geliyor. Eğer bir yelkenli ile ilk defa denize çıkacaksanız 10 knot'un üzerinde olan günlerde çıkmamanızı tavsiye ederim ki tekne aktivitesinin tadını çıkarabilin. Sonuna geldik. Önce Seferihisar Marina'dan Papasko'yla, oradan da Taş Adası'na gittik sizin de izlediğiniz üzere. Şimdi dönüyoruz. Sabah 10.30'da çıkmıştık. Saat şu an 6.30 civarı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.